Merhaba arkadaşlar, mining ile ilgili biliyorsunuz birkaç tane video yapmıştım nasıl yapılır diye. Bir tane de mining odasına gitmiştik, bunların da incelemesini yaptıktan sonra bana bir sürü mesaj attınız. Ben de bugün sizler için miningin merkezine geldim. Burada hem bir tane mining sistemi hazırlayacağız sizler için, ayrıca bunun ne kadar para kazandırdığını, sizlere getirisini hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Ethereum madenciliği son 1,5 yıldır ülkemizde bayağı bir popüler. Herkes elindeki yatırımları yani parasıyla bir yerlere yatırım yapmak istiyor. Ethereum da bununla ilgili gerçekten çok önemli bir kazanç sağlıyor. Şu anda Ethereum ortalama 4000 dolar seviyesinde. Dolar da zaten 12 TL civarında. Yani paranız TL yerine bu şekilde değerlenmesini istiyorsanız madencilik sizler için çok uygun. Şimdi gelin sizlere bir bileşenlerinden bahsedeyim. Ondan sonra da detaylı bir şekilde madeni de sizlere inceleteceğim arkadaşlar. Bu arada neredeyim derseniz de RZ bilgisayardayım arkadaşlar. Aşağıya açıklamaya linkini bıraktım, iletişim bilgilerini bıraktım. Siz de böyle bir mining videosu veyahut da mining sistemi hazırlamak istiyorsanız da buraya gelip istediğiniz ekran kartı, istediğiniz bileşenle bir sistem oluşturabilirsiniz. Hemen size ufaktan şöyle parçalarla başlayacağım. En önemlisi arkadaşlar şöyle bakın, anakartımız gördüğünüz gibi TB360 BTC, yani bu işler için yapılmış özel parçalar var arkadaşlar. Özellikle de bunları tercih edin. Ayrıca bunların sahte olmasının da ihtimali çok yüksek oluyor. İyi bir satıcı bulmanız lazım. Zaten ben iyi bir satıcının da aşağıya size linkini bıraktım. Bu anakart da arkadaşlar aynı anda 12 tane ekran kartını destekleyebiliyor. Yani ekstra riser'lar sayesinde, onu da birazdan göstereceğim. Bu şekilde en azından 12 taneye kadar destekleyebilecek bir sistem yapabilirsiniz. Özellikle arkadaşlar bu anakartı tercih edin. Mesela 4 tane ekran kartınız var. Sonra kendiniz para kazandıkça eklem yapabilirsiniz. Ama düşük bir anakartla başlarsanız bu sefer sürekli anakart değiştirmek zorunda kalırsınız. O yüzden muhakkak arkadaşlar bu anakartı tercih ederseniz en azından sisteminiz de güncellenmeye açık olur. Anakartı aldık. Tabii bunun için bir işlemci lazım. Sonuçta bir bilgisayar sistemi değil mi? Çok fazla yüksek bir işlemciye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Mesela bakın burada Intel'in Celeron işlemcisi var arkadaşlar. Eski bir işlemci ama sizleri fazla fazla işinizi görür. Çünkü zaten bize ekran kartının gücü lazım. İşlemciyle çok fazla bir işimiz yok. Burada da genellikle mesela en çok olan Intel'in Pentium serisi var, Celeron serisi var. Bunlar sizlerin rahat rahat işinizi görecek. İşlemciyi de hallettiğimize göre bir tane RAM olması yeterli arkadaşlar. 4 GB da olur, 8 GB da. 8 GB yaparsanız sisteminiz çok daha uzun ömürlü ve güçlü olur. Mesela bir tane de buraya biz DDR4 8 GB'lık Vengeance'ın RAM'i var. Bu sistemde de bunu kullanacağız arkadaşlar. Marka fark etmez. 8 GB'lık bir tane RAM'inizin olması DDR4. Çünkü anakartımız DDR4 destekliyor. Bunu da hazırlamış olursanız sisteminiz güncel ve güçlü olur. Güçlü bir sistem kuracaksınız. Bunun için de iyi bir güç lazım. Bunda mesela 2000 watt'lık bir power supply kullanacağız biz. Şu anda mesela ekran kartınızın sayısı az olduğunda bu size güç fazla gelebilir ama dediğim gibi bu sistem tamamıyla güncellenmeye açık bir sistem. 2000 watt'lık bir güç de sizlere fazla fazla 12 ekran kartına da rahatlıkla yetebilecek kadar güçlü arkadaşlar. Biz burada bir tane HiPort'un gördüğünüz gibi 2 watt'lık bir PCU'sunu kullanacağız. Birazdan zaten detaylı bir şekilde göstereceğim ben sizlere bunları. Ekran kartlarının hepsi tabii ki de anakarta nasıl sığacak? Bu en önemli sorulardan biri. İşte de burada riser'lar arkadaşlar devreye giriyor. Ben bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu riser'lar ekran kartının anakarta çoğaltma suretiyle bağlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Ben bunun montajına kadar size göstereceğim yani. Parçaları mesela satın alıp kendiniz bile kurabileceksiniz gerçekten. Tabii ki de son sadece bu işletim sistemi işleri var. Onda biraz destek almanız gerekiyor. Ekran kartı stoğunu merak ediyorsunuz arkadaşlar. Arkamda görmüşsünüzdür. Bu stoklar belki de elindeki bulunanın çok az bir kısmı, sadece arkaya görsel olarak dizdik. Fazlasıyla istediğiniz ekran kartı türünden stoklar var arkadaşlar. Elimizde bugün neler var? 3060'larımız var burada. 3060 Ti var bir tane arkada. Şöyle bakın yine burada 3060 ve bir tane de burada çok güçlü bir canavar var. 3080 var arkadaşlar. Tek başına 65 mAh güç üretebiliyor. Gerçekten Ethereum için çok iyi bir kartlardan biri arkadaşlar. Ayrıca biraz daha uygun fiyatlı bir sistemi istiyorsanız da 1660 serisi de var arkadaşlar. Super var, Ti var. Onlar da ortalama 30 mAh'a kadar güç üretebiliyor. 3060 Ti'ler tek başına 45 mAh'a kadar da güç üretebiliyor arkadaşlar. Birazdan detaylı bir şekilde sistemi kuracağız. Yani gördüğünüz gibi tüm bileşenlerimiz elimizde var. Ayrıca sisteminizi internet üzerinden kontrol etmek istediğinizde, yani elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunda, şöyle bakın akıllı prizler de arkadaşlar tavsiye ediyorum sizlere. Bunda şöyle buna benzer farklı bir modelin de bir incelemesi var bende. Buradan en azından kendi sisteminizin elektriğini takip edebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar sisteminizin elektrik devamlılığını sağlamak için de biliyorsunuz elektrik kesintileri yaşayabiliyor. Bunları nasıl çözebilirsiniz derseniz de şu anda çok ağır, ben onu kaldıramıyorum ama siz detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Bir tane de
büyük bir güç kaynağımız var. Bu güç kaynağı sayesinde arkadaşlar 1000 wattlık bir sistemi yaklaşık 1,5 saat boyunca besleyebiliyor. Bu arada da elektrik arızanız çözülürse sisteminiz hiçbir şekilde durmadan rahatlıkla çalışmaya devam edecek. Bileşenlerden bahsettim arkadaşlar. Şimdi gelin sizleri sisteme götürelim. Sistemi kuralım. Ondan sonra bakalım bu sistem bize ne kadar maaş verecek, ne kadar elektrik yakıyor. Bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Evet arkadaşlar, sistemi kurduk. Sizlere ufak da olsa biraz görsellerinden göstermeye çalıştım. Şimdi girelim. Tabii ki de en çok merak ettiğiniz şey, bu sistem ne kadar kazandıracak? Farklı bir bileşen yaptık arkadaşlar. Şu anda siz ekrandan görüyorsunuz. 3060 var. 3060 Ti, 3080 karışımından bir sistem oluşturduk arkadaşlar. Şu anda kendiniz görüyorsunuz ne kadar güç ürettiklerini. Mesela bakın, 3060'lar 35 civarında. 3080'ler 63 MH'a kadar çıkabiliyor. Burada bakın hem sıcaklıklarını Huios programı sayesinde, hepsinin sıcaklıklarını ve gücünü de görüyorsunuz. Daha şu an kartlar %100 bile gücünü kullanmıyor. Hepsi ortalama %55 ile 60 arasında bir güç kullanıyorlar. Tükettiği watt değerlerini de buradan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3000 serisi özellikle mining konusunda çok başarılı bir sistem arkadaşlar. Sizlere çok iyi gelirler kazandırabiliyor. Evet arkadaşlar, bu sistemin toplam gücü ise 258 MH. Bu MH bize ne kadar para kazandırıyor derseniz, günlük arkadaşlar 20 dolar kazandırıyor. Tabii bunda Ethereum kuru ve günlük TL kuru da değişiyor. Ben bu videoyu 25 Kasım'da çektim arkadaşlar. Tabii paylaşana kadar birkaç gün geçebilir. Şu anda bugünkü kurdan arkadaşlar aylık sizlere 7500 lira para kazandırabiliyor. Günlük ortalama 250 TL tekabül ediyor. Aylık 7500 TL bir gelir kazandırabilecek bir sistem arkadaşlar. Buradan siz veyahut da buna benzer birçok farklı ekran kartını kullanarak kendinize bir sistem oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi nasıl iletişime geçeceğiz diyorsanız da aşağıya açıklama linkini bıraktım. Gördüğünüz gibi sizlerle beraber bir tane mining sistemi kurduk. Detaylı bir şekilde inceledik arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.